Kıymetli kardeşlerim, ekonomide, savunmada, enerjide, ulaştırmada, hasılı altyapı ve üst yapı yatırımlarında kat ettiğimiz mesafe elbette önemlidir, değerlidir. Ama bizim asıl büyük başarımız, yasakları kaldırarak, insanımızın iradesine vurulan zincirleri kırarak milletimize cesaret ve özgüven kazandırmamızdır. Kendi öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya muamelesi gören Anadolu insanına bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu yeniden hissettirdik. Üniversite kapısında benim gözyaşı döken başörtülü kızlarımı biz unutamayız. Kılık kıyafeti sebebiyle çalışma hakları gasp edilen kadınlarımızı unutamayız. Sakalından, giysisinden dolayı horlanan mütedeyyin kardeşlerimizi unutamayız. Askerdeki torunlarının yemin törenlerine katılamayan ninelerimizi unutamayız. Parası olmadığı için cenazesi hastanede rehin kalan garip kurabayı unutamayız. Ülkedeki siyasi istikrarsızlığın yükünü sırtlayan esnaflarımıza, ay sonunda maaş alamama korkusu yaşayan memur ve emeklilerimize, hasılı bizden önce yıllarca ötelenmiş, ötekileştirilmiş, hizmete ve hürmete layık görülmemiş toplum kesimlerinin tamamına hak ettikleri değeri Allah'a hamdolsun biz verdik. Hayata geçirdiğimiz sessiz devrimlerle bu ülkede yıllarca millete dikte edilen kast sistemini ortadan kaldırdık. Bilhassa burası çok önemli. Sultanahmet'teyiz. Üstad konuşuyor. Ben de spikerliğini yapıyorum. Ve konuşmasında Ayasofya'ya bakarak, Ayasofya açılacak. Ayasofya açılacak. Hem de öyle açılacak ki adeta sayfalar açılırcasına açılacak. Rabbime hamdolsun. O gün spikerliğini yaptık. Daha sonra Ayasofya'yı açacak olan imzayı da bizler attık. 86 yıllık hasretin ardından Sultan Fatih'in vasiyetine uygun şekilde asli kimliğine tekrar kavuşturulmasını, milletimize vurulan pranganın parçalanıp atılması olarak görüyorum. Fetih Yadigarı Ayasofya'yı tekrar ezan-ı Muhammedilerle buluşturmakla Türkiye siyasi ve ekonomik bağımsızlığını küresel ölçekte tescillemiştir. Rabbime, bizlere Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle tekrar ediyorum. Ayasofya'yı aziz bir kitap gibi açma şerefini bizlere nasip etti. Milletimizin bu muhteşem sevincine ortak olamayanlara ise sadece acıyor. İşte şu anda o altılı masada maalesef onları görüyorum. Rabbim hidayetlerini artırsın. Bulundukları gaflet uykusundan bir an önce uyanmalarını tavsiye ediyoruz. Ayasofya'nın, Büyük Çamlıca Camii'nin yanı sıra Taksim Camii'ni yaparak İstanbul'umuzun sembol makamlarından, mekanlarından bir haline getirdik. Hatta birisi de ne dedi? Çamlıca'yı dolduramazlar. E ne oldu? Tıklım tıklım doldu.
Bunlar bir şey ifade ediyor. İnanç, iman öyle bir cevher ki tekeden bile süt çıkartır, süt. Asırlık hayalleri, bizden önceki nesillerin ömrünü verdiği davaları 20 yıl gibi kısa sürede gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Diğer eserlerimizle birlikte özellikle bu tarihi kazanımlar geride bırakacağımız siyasi mirasın en güzel nişaneleridir. Elbette her beşer gibi 40 yılı aşan siyasi hayatımızda bizim de eksiklerimiz, kusurlarımız, ulaşmak isteyip de ulaşamadıklarımız olmuştur. Ama samimiyetimize, gayretimize, aziz milletimize olan muhabbetimize 85 milyonun hepsi şahittir. Bu vesileyle ilk gençlik yıllarımızdan itibaren bize dava şuurunu kazandıran ve bugünlere gelmemizde büyük emeği olan siyasette Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle yad ediyorum.